8 Mayıs 2016, Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fütuhat-ı Mekke'nin 6. cildi 350. sayfadan Hakim Tirmizi Hazretlerinin sormuş olduğu 150 sorunun 74. sorusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu ne ile elde etti? Cevap: Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Her peygamberin kabul gören bir duası vardır. Her peygamber duasını burada aceleyle istemiştir. Yani dünya hayatındayken. Ben ise duamı şefaat olarak ümmetimden büyük günah işleyenler için ayırdım, buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bunun nedeni Hazreti Peygamber'in diğer nebilere göre ahiret hayatını daha iyi biliyor olmasıdır. Bilmelisin ki makam-ı mahmuda bütün makamlar döner ve o hepsini kuşatır. Bu nedenle sahibi ancak Cevami-ül Kelim'in verildiği kimse olabilir. Çünkü övgüler kelamın niteliğidir. Allah Hazreti Peygamber'i genele gönderdiği için şeriatı bütün şeriatları içermiş. Bu nedenle şeriatı şeriat olmaya uygun bütün davranışları içermiştir. Bilmelisin ki amel cennetleri artmadan ve eksilmeden 80 ile 70 arasındadır. Amel cennetleri. İman ise 70 küsür kapıdır. İman 70 küsür kapıdır. En küçüğü sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmakken en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demektir. İman 70 küsür şubedir. Resul Efendimizin hadisinde geçtiği gibi. Hatta Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu o küsürü de 9 olarak belirtiyor. 79 şubedir diyor. İşte en büyüğü La ilahe illallah demek, en küçüğü de yolda insanların gelip geçtiği bir yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak. Bunu tabii bu zahiri anlamda da batini anlamda da bu konu açılır. Allah amel sahipleri hakkında şöyle der. Ayette şöyle geçer. Cennetten dilediğimiz yere ulaşırız. Amel sahiplerinin ecri ne güzeldir. Bu durum herhangi bir ameli işleyen kimseden engellenmemiştir. Çünkü insan dünyada iman amellerinden hangisini işlerse işlesin, onu yapmak istediğinde engellenmez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, imanın amel cennetlerinin sayısı kadar olan bütün şubeleriyle ortaya çıktığında, ki bu sayısal eşitlik ya fiili ya da onlara delalet şeklinde olabilir, bunları ümmetine sünnet yapan kimsedir. Öyleyse onları yerine getiren herkesin ücreti de ona aittir. Ümmetinden birisi iman şubelerinden birini yerine getirdiğinde bu amel onu yerine getirme yönünden Hazreti Peygamber'in terazisindedir. Böylece o dilediği cennete yerleşir. Böyle bir şey ise sadece Hazreti Muhammed için geçerli olabilir. İlahi sünnetler onun adına ortaya çıkmış, bu sayede makam-ı mahmuda ulaşmıştır. Herkese gönderiliş ve Cevami-ül Kelim Hazreti Muhammed için geçerli olduğu gibi dünyada bu hallerle nitelenmesiyle de uhrevi makamlara girmiştir. Öyleyse Hazreti Muhammed varlığın kendisinden meydana gelebileceği yönleri farklı özgün bir devirdir. Daha önceki sohbetimizde de Muhittin İbn Arabi Hazretleri şöyle bahsetmişti. Şimdi burada sünnet mevzusu ele aldığı için onu da hatırlatmak istedim. Bir kul, bir mümin Resulullah Efendimizin sünnetlerine ne derecede ittiba eder, sünnetlerinin ne derecede hayatına geçirir ve uygularsa o nispette kemale ulaşır der. Sünnetlerden eksik bıraktığı kısım nispetinde kemalden de eksiktir bir kul. Bu dünya hayatında yaşarken bir kulun kemal ehli olmak istiyorsa şayet Resulullah Efendimizin sünnetlerine mümkün olduğu kadar her sünnetini yerine getirmeye dikkat etmesi gerekir. O sünnetlerden hangisini terk ettiyse, bıraktıysa, yerine getirmiyorsa
Kemal'den de işte o derece eksik kalır der. Kemal noktasından o derece eksik kalır der. Evet, 75. soru. Hazreti Muhammed ile nebilerin payı arasında ne kadar vardır? Cevap: Hazreti Peygamber ile bütün nebilerin arasında tek bir pay vardır. Bu ise onlarda ayrışan şeyi Hazreti Muhammed'in toplamasıdır. Hazreti Muhammed ile onlardan her birisi arasında ise 78 pay ve makam vardır. Adem ise bunun dışındadır. Çünkü onunla Hazreti Peygamber arasında zahir ile batın arasındaki fark vardır. Dünyada Hazreti Muhammed Adem'in batını iken Adem onun zahiridir. O ikisiyle birlikte zahir ve batın gerçekleşir. Ahirette ise Adem Hazreti Muhammed'in batını iken Hazreti Muhammed onun zahiridir. O ikisiyle ahirette zahir ve batın gerçekleşir. İşte Muhammed'in payıyla nebilerin payları arasındaki fark budur. Arkadaşlarımızın çoğu bu konudaki sayının belirlenemeyeceği görüşündedir ki bu bir yanılgıdır. Bu bölümde önemli bir üstünlük vardır ve bu bölümde üstünlük bölümleri 124.000'e kadar ulaşır. Bu sayı peygamberlerin sayısıdır. Yeryüzüne gönderilen peygamberlerin sayısı 124.000. Bu farkı bilmek her nebinin belirlenmesini ve Hazreti Muhammed ile onun arasındaki payın bilinmesini gerektirir. Paylar ameller yönünden iman şubelerine göre 79'la sınırlıdır. Bazen bir şey için bunlardan tek bir durum olabilirken başka bir şey için iki durum, başka bir şey için sayının 10'da biri, 9'da biri, 8'de biri veya bundan azı veya çoğu olabilir. Toplam Hazreti Peygamber adına gerçekleşebilir. Bu nedenle Hazreti Peygamber'den başka kimse genele gönderilmemiş, onun dışındakiler özel bir topluluğa gönderilmiştir. Bütün peygamberler belli bir kavme, belli bir gruba gönderilmiş olmasına rağmen Resulullah Efendimiz genele gönderildi, tüm insanlığa gönderildi. Sizden her biriniz için bir şeriat ve yöntem belirledik. Dileseydi sizi tek ümmet yapardı, diye geçer ayette. 76. soru. Hamd sancağı, livaul hamd ne demektir? Cevap: Hamd sancağı, livaul hamd, hamdin hamdi demektir. O, övgülerin en tamı, en üstünü ve mertebece en yücesidir. Sancak, insanların altında toplandığı bir şeydir. Çünkü o, mülk mertebesine veya hükümdarın varlığına delildir. Övgülerin övgüsünde ve bütün övgüler toplanmıştır. Çünkü o herhangi bir ihtimalin giremediği ya da bir kuşku veya tereddütün sızamadığı gerçek övgüdür. Bu hamd ve övgü özü gereği kanıttır. Öyleyse o kendisine yeterlidir. Dikkat ediniz. Bir şahsın kerim olduğunun söylendiğini ya da kerim olduğunu söylediğini düşünelim. Bu övgü doğru olabileceği gibi olmayabilir de. İhsan ve bağış yoluyla şahıstan bir vergi gerçekleştiğinde bu bağış özü gereği verenin cömertliğine tanıklık eder ve buna ihtimal girmez. İşte hamdin hamdinin anlamı budur ve hamdin sancağı denilen şeydir. Onun sancak diye isimlendirilmesinin nedeni bütün hamdleri ve övgüleri kuşatmasıdır. Hiçbir hamd onun dışında kalamaz. Her hamd sahibinin övgüsü onunla meydana gelir ve o sonun sonudur. Anla. Hamd sancağı bütün övgü sancaklarını topladığı için gölgesi de bütün hamd sahiplerini kuşatır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: Adem ve onun altında bulunanlar sancağımın altındadır. Burada onun altındakiler demiştir. Çünkü hamd isimler ile meydana gelebilir ve Adem bütün isimleri bilendir. Bu durumda orada bulunanların onun altında ve aşağısında bulunması gerekir. Çünkü o da bu isimlerden herhangi birisiyle hakkı öven olmalıdır. Ahirette ise otorite Hazreti Muhammed'e aittir. Çünkü Cevami-ül Kelim ona verilmiştir ve bu bir asıldır. Hazreti Peygamber'e makamı bildirilmiş ve o da bunu öğrenmiştir. Bu esnada Adem su ve toprak arasındaydı. Bunun anlamı henüz var olmayışıydı. Allah Adem'e isimleri öğrettiğinde Adem Hazreti Muhammed'in makamına göre ikinci makamdaydı. Öyleyse Hazreti Muhammed'in Cevami-ül Kelim'i bilmesi ki bütün isimler kelimelerdendir.
daha önceydi ve Hazreti Muhammed dışta var olmamıştı. Böylece o sahibi olduğu için isimlerle zuhur eder. Bu durum beşerden ilk var olanda, yani Adem'de zuhur etmiştir. Beşer olarak ilk var olan Hazreti Adem olmasına rağmen hakikati itibariyle ilk var olan Resulullah Efendimiz'dir. Beşer olarak ilk var olan Hazreti Adem ilk peygamber, ilk nebi olmasına rağmen Hatemün Nebi olan, yani nebiliğin mührü olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de son nebi olarak teşrif etmiştir dünyaya. Hakikatte ilk, zahiren nebilikte son teşrif edişi dünyaya. Böylece Adem topraktan olan varlığıyla Hazreti Muhammed'den önce geldiği için melekler içinde Hazreti Muhammed'e vekil olarak sancak sahibi olmuştu Hazreti Adem. Kime vekildi? Hazreti Muhammed'in vekili olarak. Çünkü vücuden yaratılışta ilk yaratıldığı için Hazreti Adem, ama Hazreti Muhammed'in vekili olarak geldi. O sancağı vekaleten taşıdı yani. Hazreti Muhammed her ne zaman ortaya çıkarsa hamdin yerine getirilmesine ve sancağına sahip olmada hak sahibidir. Sancağı kıyamet günü asalet yoluyla Adem'den alır Resulullah Efendimiz. Asalet yoluyla, çünkü ilk var olan Resulullah Efendimiz olduğu için asaleten. Adem ve onun dışındakiler ise Hazreti Muhammed'in sancağı altındadır. Melekler Adem'in zamanında bu sancağın altındaydı. Dolayısıyla ahirette de onun altındadırlar. Bu mertebede Hazreti Peygamber'in herkesin üzerindeki halifeliği ortaya çıkar. 77. soru. Hazreti Peygamber hamd sancağını elde etmesini sağlayacak şekilde Rabbini neyle övmüştür? Neyle övmüştür? Cevap: Kur'an ile övmüştür. Kur'an bütün övgüleri kendisinde toplayan şeydir ve zaten toplayan demektir. Kur'an toplayandır. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'in isminin, Kur'an oluşunun ismine Kur'an denilmesinin hikmeti toplayan. Her şeyi içinde toplayan. Kur'an'ın bir de bir diğer ismi Furkan. Furkan da ayrıştırandır. Ayrıştıran. İyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayrıştıran anlamlarını ihtiva eder Furkan. Evet, burada Kur'an ile övmüştür. Çünkü Kur'an bütün övgüleri kendisinde toplayan şeydir ve zaten toplayan demektir. Bu durum hamd alemlerin sahibi Allah'adır, din gününün sahibidir ayetinde belirtilir. Bu sure daha önce bir peygambere indirilmediği gibi, yani Fatiha suresi, sadece bu makam sahibine indirilebilirdi. Çünkü Allah kemalin gereği olan övgü niteliği yönünden değil, övülmesini belirlediği yönden övülmelidir. Hangi yönden övülmesini belirlediyse Allah o yönden övülmelidir. İlahi övgü bu demektir. Birisi Allah'ı niteliğin gereğine göre övseydi bu övgü akla ve örfe göre övgü olurdu ki böyle bir şey onun celaline yaraşmazdı. Allah nasıl övülmesini belirttiyse ona göre överiz. 78. soru. Hazreti Peygamber Rabbine hangi kulluğu takdim eder? Cevap: Ubudet. Ubudet yani zorunlu kulluk demektir. Ubudet. Dikkatinizi çekiyorum. Ubudet ayrı şey. Ubudiyet ayrı şey. Ubudet zorunlu kulluk. Ubudiyet ihtiyari kulluk. Yani iradeye bağlı kulluk. Şimdi devam edelim mevzuya. Ubudet yani zorunlu kulluk bir hakikatin, yani aynın ona intisabıdır ubudet. Bundan sonra ise ubudiyet yani ihtiyari kulluk gerçekleşir. Bu ise hakikatin ilahi mazhara indibasıdır. Ubudet ile, yani zorunlu kulluk ile kul herhangi bir muhalefet olmaksızın emre bağlanır. Bu konuyu daha önce de sohbetlerimizde çok işlemiştik. Yani Allah'ın emri, bir tekvini emir, bir teklifi emir mevzusunu dile getirmiştik. Tekvini emir yani yaratılış emri de her varlık o tekvini emre uymak zorundadır. Bir de teklifi emri vardır ki Allah-u Teala gönderdiği peygamberler vasıtasıyla, nebiler, resuller vasıtasıyla kullarının ibadet yapma şekillerini gönderdiği şeriatlarla belirlemiştir ve buradaki Allah'ın emrine de teklifi emir denir.
Şimdi burada ubudet ile kul herhangi bir muhalefet olmaksızın emre bağlanır. Ubudet zorunlu kulluk çünkü. Yani tekvini emre uygun bir hal içerisinde olması kulun. Bu hak kendisine ol dediğinde gerçekleşir. Böylelikle kul herhangi bir tereddüt olmaksızın meydana gelir. Çünkü bu esnada sadece özü gereği yaratılışı yani emrini kabul eden aynı sabite vardır. Değişmez hakikat. Aynı sabite yani yaratılış sonucunda bir mazhar olarak meydana geldiğinde ise kendisine yap ya da yapma denilir. Emre karşı çıkarsa mazhar olarak karşı çıkmıştır. Emre karşı çıkmaktan geri durursa aynı sabitesi yönünden geri durmuştur. Ayette şöyle geçer. Biz bir şeyin olmasını irade ettiğimizde ona sözümüz oldur. O da olur. Hazreti Muhammed işte bu kulluk ile o gün Rabbine gider. Dikkat ediniz. Secde emri almaksızın secde eder. Fakat o gün secde yaratmayla emredilmiştir ve onun yegane mahalli de Hazreti Muhammed'in hakikatidir. Böylelikle sadece Hakk'ın onu yaratmasıyla ilgili emri nedeniyle zatında meydana gelir. Bu durumda Hazreti Muhammed herhangi bir ilahi emir olmaksızın o emre göre secde eder ve emri yerine getirir. Ona başını kaldır, istediğin verilecektir, şefaat et, kabul edilecektir denilir. Başka bir yerde ise ihlaslının ihlassızdan ayrışmasını sağlamak için bütün yaratıklara secde emredilir. İşte bu kulluk secdesidir. Allah'ı bilenler bu dünyada Rablerine aynı sabitenin Rabbe intibası demek olan ubudet yönünden ibadet eder. Ubudet yani zorunlu kulluk yönünden ibadet eder. Ve sadece Allah'a mensupturlar. Onların dışındakiler ise, o Allah'ı bilenlerin dışındakiler ise aynı sabitesinin ilahi mazhara intibası demek olan ubudiyete müntesiptir. Yani ihtiyari kulluk. Yani yap ya da yapma diye verilen emre, talimata göre uyması ya da uymaması. Bu bağlamda onlar ubudiyet makamında onun önünde dururlar denilir. Her arifin kulluğundan Rabbine takdim ettiği şey budur ve her muhakkik kıyamet günü bu konumdadır. 79. soru. Hazreti Muhammed kerem anahtarlarını elde etmesini sağlayan hangi şeyle hamdi bitirir ve mühürler? Cevap. Kulluk ile ubudiyeti mühürler. Kulluk ile ubudiyeti mühürler. Bu daha önce söylediğimiz gibi ubudete intisabıdır. Ubudiyet ikinci derecedir. Çünkü bu makam iki dereceden ibarettir. Ubudet derecesi ki bu önceki büyük derecedir. Diğeri ise ubudiyet derecesi. Ubudet derecesi zorunlu kulluk. Ubudiyet derecesi iradi kulluk dediğimiz gibi. Bu ise mühür derecesidir. Çünkü ona ancak varlığından sonra ubudetin emrinin gerektirdiği şey emredildi. Bu terkip vasıtasıyla kula emir verilmiş, yasak konulmuş, o da itaat etmiş, günahkar olmuş, tövbe etmiş, iman etmiş, nankörlük etmiş, birlemiş, ortak koşmuş, yalan söylemiş ve doğru söylemiştir. Ubudetin hak ettiği şeylerle ikinci derecenin hakkını yerine getirdiğinde ki bu efendinin emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Daha önce takdim ettiği şeyler nedeniyle kerem hazineleri ona verilir. 80. soru. Kerem hazineleri ne demektir? Cevap. Kerem hazineleri bizden ve ondan, bizim ve onun vasıtasıyla istenilen şeylerdir. Bizden ve bizim vasıtamızla istenilen şey kendisinden ayrılmanın mümkün olmadığı zati bir istektir. Böyle bir durumda kerem anahtarları onun bu konumla ilgili bilgisini öğrenmen şeklinde ortaya çıkar. Diğer hemcinslerin ise onu bilmez ve tanımaz. Böylelikle senin nasıl olduğunu sana bildirmekle sana kerem gösterir. Ayrıca zatını kendisinden ayrılmanın mümkün olmadığı şekilde hak ettiği şeyle bilmeyi sana ihsan eder. Ondan ve onun vasıtasıyla olan isteğe gelirsek, bu istek isteyenin kendisine ilişen şeye göre istemesidir. Başka bir ifadeyle var olduktan sonra kendisine bu durum ilişir. Hakkın mazharı olan şey kendisinden zuhur edenin diliyle haktan talepte bulunur. Bu istek yokluktan sonra ona ilişen bir durumdur. Böyle bir soru
kerem anahtarı diye ifade edilir. Kendisinden kendisiyle istenmesi ve bu isteğin kula izafesi Allah'ın kereminden kaynaklanır. İşte bu, işin bulunduğu duruma göre böyledir. Allah kullarında kendisine itaat etmeyi yaratmış, Allah'a ve peygamberine itaat ettiklerinde ise onları övmüştür. Gerçekte kullarda itaatten bulunan şey onların itaate yer olmasıdır. İblis, Hazreti Peygamber ile bir araya gelmek istemiş. İzin verildiğinde kendisine onu tasdik et denilmiş. İblis, Muhammed'in önünde küçüklük ve zillet makamındayken melekler de kendisini hafife alıyordu. İblis peygambere şöyle demiş: Muhammed, Allah seni hidayet için gönderdi. Fakat senin hidayete bir gücün yoktur. Beni de saptırmak için yarattı. Benim de saptırmada gücüm yoktur. İblis Hazreti Peygamber'i, Hazreti Peygamber de İblis'i doğrulamıştır. Allah şöyle buyurur: Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder. İşte hidayet Allah'ın elinde. Ancak Allah dilerse kişi hidayete ulaşabilir. Ayette açık ortada. Başka bir ayette ise, şimdi örnekleri veriyor, hepsi Allah katındandır diye geçer. Başka bir ayette, her yürüyen varlığın perçeminden tutandır buyurulur. Bununla beraber Allah onları överek şöyle demiştir: Tövbe edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyanlar. Onlarda tövbeyi, ibadeti, hamdi, seyahati, secdeyi, iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı ve Allah'ın sınırlarını korumayı Allah'tan başkası mı yarattı ki? Allah'ın bu nitelikleri ve fiilleri kendilerinde yaratıp onlardan meydana getirmesi ve bütün bunları dince iyi niteliklere yer olmalarının ardından kendilerine izafe etmekle onları övmesi Allah'ın keremindendir. Bütün bunlar kerem anahtarları değil de nedir? Evet, burada kerem anahtarlarını anlatıyor işte. Yani tövbe etmek, burada Allah-u Teala tövbe edeni, hamd edeni, rükû edeni, secde edeni, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanı övüyor, met ediyor. Diyor ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri, peki bütün bunları bu kulda açığa çıkmasına yaratan kim? Yine Allah o kulun üzerinde bunların açığa çıkmasını yaratmadı mı? İşte bunlar kerem anahtarlarıdır. Allah veriyor ki bu kulun üzerine bu halleri, bu sıfatları. O sıfatlar o kuldan açığa çıktığı zaman da Allah-u Teala da o kulunu övüyor bu sefer. O kullarını övüyor mesela. Met ediyor. İşte bunlar diyor kerem anahtarlarıdır. Kerim. Karşılıksız veren. Bu manada düşünelim. Bir karşılık beklemeden vermesi. Allah-u Teala'nın bu kerim ismini, şimdi Allah-u Teala'nın isimlerinden Esma-ül Hüsna konularını tek tek yine ilerleyen ciltlerde ele alacak Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Hepsinin hikmetini açıklayacak, izah edecek her ismin manasını, açığa çıkış hallerini, durumlarını. Bu Kerim ismini de orada detaylıca ele alıp işlemekte. Fütühatın değişik ciltlerinde de Kerim'le alakalı, Kerem'le, Allah-u Teala'nın Kerem'iyle alakalı izahatlarda da bulunmakta. Burada büyük sırlar var yani Allah'ın Kerim isminin. Çünkü ayette geçtiğinde nasıldı o ayette, mealen şöyle diyordu: Allah'a karşı, seni Rabbine karşı kışkırtan nedir diye Allah-u Teala sorduğu zaman diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri, kul senin keremin ya Rabbi, işte işin hakikatine vakıf olan bu cümleyi kurar: senin keremin ya Rabbi. Burada büyük sırlar var. Bunu daha önceki sohbetlerde biraz açmıştık. İlerleyen ciltlerde gene gelecek o konuya. Devam edelim. Bütün bunlar kerem anahtarları değil de nedir? Çünkü bunlar ile ilahi hediyeleri açar. Söz konusu hediyeler hiçbir gözün görmediği, kulağın duymadığı ve akla gelmeyen şeylerdir. İşte o cennette verilecek hediyeler. Cennet ehline. Allah Teala şöyle buyurur: Yanları yataklarından uzak durur.
Ayette böyle geçer. Kim bilir? Başkaları uyurken onları yataktan kaldıran ondan başkası mıdır? Gece başkaları uyurken, istirahat ederken, tatlı uykularındayken o yataktan kalkanlar, Allah'a ibadet etmek, Rabbini anmak, zikretmek için kalkanlar, Allah'ın o övdüğü kullar. Diyor peki başkaları uyurken onları yataktan kaldıran ondan başkası mıdır? Allah'tan başkası mıdır? Yine ayette şöyle geçer. Korku ve arzuyla Rablerine dua ederler. Onların dillerini duayla konuşturan, bu ayette geçen ne diyor? Korku ve arzuyla Rablerine dua ederler o kullar. Peki onların dillerini duayla konuşturan, onları korkutan ve arzulandıran ondan başkası mıdır? Bu davranış onlardan mı görülür? Hayır. Vallahi hayır. Bu Allah'ın kerem anahtarlarındandır ve bunlarla onlara fetihler vermiştir. İşte bunlar Allah'ın kerem anahtarlarındandır. O gece kalkıp ibadet eden, o Rabbine korkuyla ve arzuyla yalvaran, yakaran, dua eden kulun o hal üzere olmasının sebebi de o hali kuluna bahşeden Allah-u Teala'dır işte. Bunlar Allah'ın kerem anahtarlarıdır. Rızık verdiğimiz şeylerden infak ederler diye geçer ayette. Verilen rızıklardan birisi de yataklardan ve aldanış diyarından uzaklaşmaktır. Aldanış diyarı dünya. Yani o dünyanın yalancılığının idrakine varmak, o tuzaklarına düşmemek ve bu dünyanın o tuzaklarından uzaklaşmak işte. Başka bir rızık dua ve yakarış, başka bir rızık ise korku ve ona dair bir arzudur. Bütün bunları Allah için infak ederler. Allah da kabul eder. Hiçbir bilgi sahibi nefis, Allah'ın bu konumdaki kimseler adına sakladığı, yaptıklarının karşılığı olan göz aydınlığı nimetleri bilemez. İşte orada artık o ne nimetler verecekse Allah-u Teala o kullarına. Aklen akledilebilecek şeyler değil o cennetteki nimetler. Öyleyse bu ameller kendilerinde ve bu amellerinde gizlenmiş göz aydınlığının görülmesinin anahtarlarıdır. Kerem hazinelerinde bulunan her şeyi kerem hazineleri içerir. Öyleyse söz konusu şey anahtarda mücmel olarak yani özet iken hazinelerde tafsilleşmiştir. Ayrıntılara ayrılmıştır. Ameller vasıtasıyla hazineler açıldığında ise mertebeler ayrışır, nispetler bilinir, her hakikat hakkını ister. Her bilgi bilinenini arar. 81. soru. Rabbimizin ihsanları kime dağıtılır? Cevap. Bunlar gidişatını güzelleştiren her valiye yani yöneticiye verilir. Herkes genel valilik ile validir. Aslında insan da bir validir. Neyin valisi? Kendi sahip olduklarını yönetmekte vali. Öyle değil mi? Bedenini, organlarını gerek zahiriyle gerek batınıyla yönetmekte vali hükmünde. Herkes genel valilik ile validir. Genel valilik kalbin manevi ve duyusal güçlerin üzerinde vali yapılmasıdır. Valiler ise kendisinin dışında valiliği olan herkestir. Kendi dışında derken aile, çocuk, köle ve mülkü kast ediyoruz. Bu bağlamda ihsanlar valiliğin değerine ve yönettiği kimselere olan iyi davranışa göre valilere dağıtılır. Vali Allah'ı bilen ve Allah'ın görmesi ve duyması olduğu kimselerden ise onun bu ihsanlarda bir payı yoktur. Çünkü bunlar zenginin yoksullara verdiği ihsanlardır. Bu nitelikteki birine sadece zenginin zengin için olan ihsanlarından verilir. Söz konusu ihsan, zati bir yoksulluktan verildiği için yoksul bir mazharda ortaya çıkar. Bu kişi de Er-Rab isminden değil, Allah isminden ihsanı alır. Kulların kalpleri üzerindeki gaflet ne büyüktür. Heyhat, kul gaflet ile nitelenmeye mele-i âlânın derecesine ne zaman ulaşır ki? Onlar gece ve gündüz olmaksızın gece gündüz bıkmadan tesbih edenlerdir. Onlar gece gündüz usanmadan onun için tesbih ederler.
Bu gaflette kalmak insanlara eksiklik olarak yeter. Bilmelisin ki ikramlar hak edenlerin değişmesine göre değişir. Burayı iyi anlayalım. Bilmelisin ki ikramlar, ikram edilen şeyler hak edenin değişmesine göre değişir. Yani bizim halimizdeki değişikliğe göre de bize olan ikramlarda değişiklik olur. Bir kısmının ikramı O'dur. Allah. Bir kısmının ikramı onu kendisiyle bilmesi. Bir kısmının ikramı ondan olan şeydir. Hak eden kişi zati hak edişten söz ederse onu sadece hakkın mazharı olduğu yerde aynı sabitenin var edilmesinin şükrü bağlar. Geçici bir hak edişi dile getirirse ki hakkın onun adına bir hak ediş yarattığını düşünür, bu durumda şükrü arttırması gerekir. Çünkü o mertebede birinciden daha aşağıdadır. Hak eden kişi hak edişi o mazharın zuhur edeni olması yönünden bir mazhardaki zahire ait görürse kendi aynını yani ayağını sabitesini herhangi bir şeyi hak eden diye görmez. Böyle biri kendisine şükrü zorunlu kılmışsa şükür vacip olur. Bu zorunlu kılma Rabbiniz kendine rahmeti yazdı ayetinde olduğu gibi hakkın kendisine bir şeyi zorunlu kılmasına benzer. Öyleyse ihsanlar bilgide, amelde, halde, zamanda, mekanda, kasıtta, amele bağlanmada ve ondan habersiz kalmada dağıttıkları kimselerin sayısına göre değişir, çeşitlenir. Herkes kendi meşrebini bilir. Firavun, Musa ve Harun'a şöyle demişti. Rabbiniz kimdir? Musa, Rabbimiz her şeye yaratılışını verendir. İşte bu, Rablığı hak edendir. Öyleyse Rab, ihsanları taksim edendir. Rab ismi neydi? Terbiye eden, ıslah eden. İşte Rab ihsanları taksim edendir. Herkes Rabbi cihetinden alır ihsanları da. 82. soru. Nebiliğin kaç parçası vardır? Cevap. Nebiliğin parçaları indirilmiş kitapların ayetleri ve sayfaları Adem'den son peygambere kadar bize ulaşmış ya da ulaşmamış peygamberlere yönelik aleme yerleştirilmiş ilahi haberlerin sayısı kadardır. Kur'an bütün bunları kendisinde toplar. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'ı ezberleyen hakkında nebilik onun içine sokulmuştur der. Nebiliğin parçaları Kur'an'da toplanmış olsa bile indirilmiş kitapların ayetlerinde belirlenmiş ve tafsilleşmiş, sayfalarda tefsir edilmiş, sayfa ve kitapların dışında kalmış ilahi haberlerde ise birbirinden ayrışmıştır. Bütün nebiliği ise anahtarı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla olan Ümmül Kitap bir araya getirir. Kitapların anası Ümmül Kitap. Nebilik kıyamet gününe kadar yaratılmışlara yayılmıştır. Bununla birlikte şeriat getiren nebilik anlamındaki teşrii kesilmiştir. Şeriat getiren nebilik bitmiştir. Son nebi Resulullah Efendimiz ile birlikte. O halde teşrii nebiliğin bütünü değil bir parçasıdır. Yani şeriat getirme kısmı. Çünkü Allah'ın haber ve bildirimi alemden kesilmez. Evet, teşrii nebilik kesilmiştir ama Allah'ın haber ve bildirimi alemden kesilmez. Allah'ın haber ve bildirimi anbean hala aleme devam etmektedir. Kesilseydi alemin bekası için besleneceği besin kalmazdı. Eğer öyle bir şey olsaydı. Ayette şöyle geçer. Deniz Rabbinin kelimeleri için mürekkep olsa, bir o kadarı daha yardım etse bile Rabbimin kelimeleri tükenmezden önce deniz tükenirdi. Başka bir ayette ise, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denize de ardından 7 deniz daha katılarak mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmezdi buyurulur. Allah var etmek istediği her bir şeye ol dediğini bildirmiştir. Bu Allah'ın tükenmeyen kelimeleridir ve bütün varlıkların genel besinidir. Bu da tükenmeyen nebiliğin parçalarından iken nebiliğin diğer parçaları hakkında ne diyebilirsin ki?
83. soru. Nebilik nedir? Cevap. Nebilik, arşın sahibi ve dereceleri yükseltenin belirlediği bir menzildir. Kul, iyi ahlak ve insanların genelince beğenilen iyi amellerle o makama yerleşir. Kalpler o amelleri tanır, nefisler yadırgamaz, akıllar onları gösterir, amaçlara uygundurlar ve hastalıkları ortadan kaldırırlar. Kulların ulaşıp yerleştikleri bu mertebe, kendisine ulaşan herkes adına gerçekleşen arş sahibi ve dereceleri yükseltenden haber vermek anlamındaki ilahi bildirim mertebesidir. Hak bu menzile ulaşan kimseye halife ve naip yapma gözüyle bakarsa, emrinden olan ruhu kendisine özen gösterilmiş bu halifenin kalbine haber vermek üzere gönderir. İşte bu teşri-i nebiliğidir. Yani şeriat getiren nebilik. Allah şöyle buyurur. İşte böyle sana emrimizden bir ruh vahyederiz. Başka bir ayette ise melekleri emrinden bir ruh ile dilediği kullarına indirir denilir. Öyleyse bu geneldir. Çünkü burada dilediği anlamındaki men sözü belirsizdir. Başka bir ayette benden başka ilah olmadığını ve benden sakınmalarını bildirirler. Bu ise özel nebilik, yani teşri nebiliğidir. Ruhu emrinden dilediği kullarına aktarır da bunun gibidir bu ayette. Yine karşılaşma günü için korkutmak üzere diye geçer ayette. Bu ise teşri nebiliğidir. Genel nebilik değildir. Diğer ayet. Ruhu emin onu senin kalbine indirir ki korkutanlardan olasın. Korkutma her zaman teşri nebiliğe bitişmiştir. Şeriat getiren nebiliğe bitişmiştir. Çünkü onlar Allah'ın bu cihetiyle, celal yönü cihetiyle korkutmalarını yaptılar. Nebiler, teşri getiren, şeriat getiren nebiler. Bu ise Hakim Tirmizi'nin sorduğu ve rivayetlerde geçen nebiliğin parçalarıdır. Genel nebiliğin parçaları sınırlı değildir ve onların bir sayı tutmaz. Çünkü onlar belirli değillerdir. Dünya ve ahirette süreklidir. Bu yoldaşlarımızın farkına varamadığı bir husustur. Bunu kasıtlı mı yaptılar yoksa Allah bunu onlara öğretmedi mi bilemiyorum. Hani nebilik son bulmuştur sözüyle birlikte burada ayrım yapmadan diyor yoldaşlarımızdan bir kısmı. Nebiliği tamamen son bulmuş hükmüyle bu hükmü bağlarlar, bitirirler. Halbuki bunu diyor bunun farkına varamamışlardır. Çünkü genel nebilik, yani Allah alemle bağını kesmiş değildir. Alemden dilediği kullarıyla yine irtibattadır. Yine onların kalbine ilka eder. Ne verecekse vereceğini verir. Bu manada ki nebilik kesilmemiştir. Ancak teşri nebilik, yani şeriat getiren nebilik kesilmiştir diyor. Ve bunu diyor işte yoldaşlarımızın birçoğu fark edememiştir. Bunu diyor kasti mi yaptılar, kasıtlı mı yaptılar yoksa Allah bunu onlara öğretmedi mi bilemiyorum. Belki onlar bu bilgiyi zikretmiş fakat bize de ulaşmamıştır. Ulaşmamış olabilir diyor. Allah işin gerçeğini en iyi bilendir. Ebu Bedr et Temaşuki el-Bağdadi, Şeyh Beşir'in ki Ezc kapısında büyüklerimizdendi. Onun çağının imamı Abdülkadir'in şöyle dediğini aktarır. Nebiler topluluğu size lakap verildi. Bize ise size verilmemiş olan verildi. Demiş. Size lakap verildi. Bize nebi sözünü kullanmamız yasaklandı demektir. Size lakap verildiğinden kasıt bize nebi sözünü kullanmamız yasaklandı demektir. Bununla birlikte genel nebilik adamların büyüklerinde bulunur. Bize verilmemiş verildi demesindeki sözü ise Hızır'ın söylediği sözün anlamıdır. Allah onun adaletine ve bilgideki önceliğine tanıklık etmiş. Allah'ın konuştuğu ve kendisine yaklaştırdığı seçilmiş kul Musa'yı talebinde yormuştu. Bununla beraber bilginler Musa'nın Hızır'dan üstünlüğünü bilir. Hızır, Hazreti Musa'ya ben senin bilmediğin ve Allah'ın bana bildirdiği bir bilgiye sahibim demişti. Hızır'ın bu sözü verilmemiş olan bize verildi derken Abdülkadir'in söylediğinin aynıdır. Burada nebiler ile velilerin nebilerini ki onlar genel nebilik sahibidir
kastetmiş ise bu sözle Allah'ın nebilere vermediğini, kendisine verdiğini açıklamış demektir. Çünkü Allah onları bir yönden üstün, bir yönden alt yapmıştır ki böyle bir şey inkar edilemez. 84. soru. Sıddıklığın parçaları kaçtır? Cevap. Sıddıklık, imanın şubelerinin sayısınca 70 küsür parçadır. Sıddıklık da iman şubeleri, nasıl ki imanın şubeleri 79, 70 küsür parça, ki o 79'dur diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Sıddıklık da böyle, sıddıklığın da parçaları, makamları 70 küsür parçadır diyor. Sıddıkın bu şubeleri doğrulaması zorunludur. Sıddıklık uyan kimse için olabilir. Şeriat sahibi nebiler sıddık iken, fetret dönemindeki velilerin nebileri ise öyle değildir. Şeriat sahibi nebiler sıddıktır. Çünkü bu makamın ehli teşrii onu kalplerine indiren ruhtan alır. Yani Cebrail aleyhisselamdan. Bu ise ilmi bir indirme değil, bildirme esaslı indirmedir. Dolayısıyla onu iman niteliğiyle algılarlar ve iman nuruyla ortaya koyabilirler. Onlar bunu kendilerine indirilen ruhların sıddıklarıdır. Aynı şey Hakk'ın bildiren olarak bulunduğu herhangi bir şeyi Allah'tan alanlar için geçerlidir. Söz konusu kişi algıladığı tecelliden değil, iman ve imanın nuru yönünden algılar. Çünkü tecelli verdiği şeye imanı gerektirmez. İmanı mümin olması yönünden değil, aklın nuruyla verir. Öyleyse sıddıklığın parçaları zikrettiğimiz şekilde sınırsızdır. Çünkü Allah'ın haber verdiği kimselere verdiği haberlerin sayısı bilinemez. O halde sınırlı sıddıklık parçaları ilahi haberlerin kendilerine inanmanın kesinlikle Allah'a yakınlık vesilesi olduğunu bildirdiği şeylerin sayısı kadardır. Bunlar zorunlu olarak Es-Sıddık ismiyle ilgilidir. Bu durum Allah yolundan esaslarından tasavvur edilebilir. Ancak doğru sözlü yani sadık vardır. Çünkü Allah'tan başka haber veren yoktur. Bu nedenle bu haberlerden herhangi bir şeyin yalanlanmaması gerekir. Şöyle deriz. Sıddık doğru söyleyenden algıladığı herhangi bir haberi yalanlamayan kimse demektir. Sıddık Allah'tan başka haber veren olmadığını bilecek şekilde ona dair bilgi sahibi olabilir. Bu durumda haber verenin verdiği bütün haberlere göre her haberi doğrulamalıdır. Doğru sözlü olan Allah, haber verdiği konuda bir topluluğun yalan söylediğini bildirirse, sıddık o insanların yalan söylediği bütün sözlerinde Allah'ı tasdik eder. Sıddık olana göre yalan, habere göre değildir. Onlara göre bir niteliktir. Çünkü haberi doğru söyleyene nispet ettiğinde doğrudur. Onu bu haberi yalan söyleyene nispet ettiğinde ise yalandır. Bu haber hakkında olmadan yalan söyleyene nispet ettiğinde ise ihtimaldir. Haber verenin doğru sözlü Allah olduğunu gören kimse için verilen haber doğru, ona inanan ise sıddıktır. Doğru sözlü Hak şöyle der. Bana doğruluk özelliğiyle nispet ettiğin o sözü şimdi ben yalan bir nispet şeklinde kendi diliyle ortaya çıktığı kimseye nispet ediyorum. Sen de artık onun yalan olduğuna inanmalısın. Böylelikle sıddık bu sözün o kişiye göre o kişinin bu sözün dış varlığının ortaya çıkmasına yer olması bakımından yalan olduğuna inanır. Çünkü bu söz varlığı değil yokluğu göstermektedir. Doğruluk ise var olan bir durum iken yalan yok olan bir şeydir. Yalandaki doğruluk şöyledir. Yalan söyleyen haber verici, tahayyülünde gerçek olan var olan bir durumu haber verir. Çünkü o, anlamın kendiliğinde gerçekleşmesini tahayyül etmeseydi, ondan haber veremezdi. O halde insan, tahayyülünde bulunan o haberi bildirişinde doğru sözlü, ona inanışında sıddıktır. Sonra Hak, bu haberin duyuya göre yalan olduğunu bildirir. Hak, hayale iltifat etmez. Nitekim haber veren kişi de haberinde duyuya iltifat etmez. Burada söz konusu olan şey duyanın haberleri duyuşta ilk mertebede bulunmasıdır ki o mertebe duyudur. Ardından güç mertebesinden yükselir. Bundan sonra hakkın bildirmesiyle o kişinin duyuda yalancı,
verdiği haberin duyuda yalan olduğuna inanırsın. Başka bir ifadeyle dış hüküm yönünden bu haberin dışta bir sureti yoktur. Böyle bir insan gerçek haberi doğrulayan kimsedir. Varlıkta yalan olmadığı gibi yoklukta da doğru yoktur. Çünkü doğruluk anlamındaki sıdk, sadık kelimesinden gelir. Bu ise yokluğun ilişkili olmadığı sırf varlıktır. Yalan ise varlığın ilişkili olmadığı sırf yokluktur. Göreli yalan ise hayale göre doğru, dışta belirli bir şartla yalan olabilir. Sıddık, kendisiyle var olduğu şeyle ilişkisi bakımından o haberle ilgilidir. Sıradan insanlar ise yalanlayanın kendisini talep ettiği mertebede varlığının olmayışı yönünden bu haberle ilgilidir. Bunu bilmelisin. Bundan sonra sıddıklığın sınırlı parçaları olduğunu söyleyebileceğin gibi bu parçaların sınırlanmayacağını da söyleyebilirsin. Sıddıklığın parçaları derken de sıddıkın bu özelliği kazanmasını sağlayan niteliği kastedebilirsin. Bu da sorulabilecek başka bir sorudur. Böyle bir sorunun cevabı şudur. Sıddıklığın parçaları aklın selameti, doğru düşünce, doğru hayal ve bu nitelik sahibine göre selim olmayan akıl kendisini imkansız saysa bile haber verenin doğruluğuna inanmak, bizatihi zorunlu varlığın zatının gereğine veya bunu benimseyenine göre ezeli ilmin önceliğine bakarak mümkün varlıklarda imkanın başkalaşmasını kabullenmektir. Bu konumda olan kimse için sıddıklık gerçekleşir ve bu toplam onun sıddıklığın parçaları olabilir. Çünkü sıddıklık toplamın varlığına ek bir durum değildir. İşte bu yeşil nurdur. Beşinci soru. Sıddıklık ne demektir? Sıddıklık iki nur arasındaki yeşil bir nurdur. Bu nur vasıtasıyla haber verenin keremin nuruyla gayb perdesinin ardından getirdiği şeyin kendisi müşahede edilir. Şöyle ki Allah'ın bir ismi de El-Mü'min'dir. Allah En-Nur olması yönünden kendisini bizim için bu adla kitabında isimlendirmiş ve şöyle demiştir. O kendisinden başka ilah olmayandır. Meliktir, Kuddustur, Mü'min'dir. Mü'minin iki yönü vardır. Birincisi eman veren, ikincisi ise doğruluklarının nezdinde gerçekleşmediği kimselerde doğru kullarını tasdik edendir. Bu nedenle Allah kıyamet günü Rabbine şöyle diyen doğru sözlü kulundan şöyle aktarır. Ayette şöyle geçer. Dedi ki Rabbim hak ile hüküm ver. Bu doğruluğumun beni gönderdiğin kimseler nezdinde sabit olmasını sağlar. Böylece gerçekleşmişliğe işaret edilen bir lafız kullanılmıştır. Halbuki bu olay sıradan insanlarda gerçekleşmemişti. Çünkü o kıyamet günü olacaktır. Allah ise gerçekleşeni bildirir. Öyleyse eşyanın sürekli kendisinde gerçekleştiği ilahi bir mertebe olmalıdır. Bu mertebedeki şey geçmiş ile sınırlanıp olmuş denilemeyeceği gibi gelecek ile sınırlanıp olur da denilemez. Bu mertebe daima şimdi ile ilgilidir. Kalpler ile bu mertebe arasında sınırlılık perdesi vardır. Kul sınırlanmadan kurtuluşu ve mutlaklık mertebesinde hakkın suretiyle zuhur edişi esnasında bu mertebeyi keşfettiğinde hakkında gerçekleşiyor denilen şeyi gerçekleşen vaki olarak gördüğü gibi gerçekleşen denilen şeyi de böyle görür. O sürekli gerçekleşendir ve gerçekleşmeyi sürdürür. Gerçekleşecek şeklindeki ilahi anlatımların kaynağı burasıdır. Örnek olarak o gün her nefis gelir ayetini verebiliriz. Burada geliş bir geleceğe bağlanır. Başka bir örnek ise Allah'ın emri gelmiştir ayetidir. Burada ise geçmiş zamanla ilgilidir. Her iki sınırlamada yokluğa delalet eder. Hal, şimdiki zaman, hal, varlık sahibidir. Yoklukta ise ne müşahade ne ayrım vardır. Kendisinden haber verilen şeyin şöyle oldu ya da şöyle olur gibi meydana gelmesi gerekir.
Başka bir ifadeyle onun ilahi bir mertebede bir varlık durumu olmalıdır. Söz konusu mertebeden ilahi bildirimler gerçekleşir. Buna vakıf olan kişi sıddık diye isimlendirilir ve sıddıklık denilen şey budur. Sıddıklık bir şahıs hakkında karanlık, bir şahıs hakkında ise nurlu olan bedenin ardından bilgi öğrenmektir. Bu varlık hali bir ilahi mertebede açılmış bir aynanın sabite olarak meydana gelir. Pastan kurtulursa bu göz o mertebeden her kim olursa olsun haber verenlerin doğruluğunu görür. Bundan dolayı da sıddıklar diye isimlendirildikleri gibi bu halde sıddıklık diye isimlendirilir. Meleği Âlâ'nın bundan bir tecrübesi yani şirp içmesi olduğu gibi Resullerin, Nebilerin ve Velilerin de bu konuda bir tecrübesi vardır. Müminlerin bu konuda bir tecrübesi olduğu gibi bütün din ve milletlerden mümin olmayanların da bir tecrübesi vardır. Bir topluluk onun vasıtasıyla mutlu olurken kendisiyle ilgili şartlar ve gerekler nedeniyle bir grup ondan dolayı bedbaht olur. Bu nedenle kişi hakkında muvahhid yani birleyen, ispat eden, onaylayan, inkarcı, doğrulayan ve yalancı denilir. Sıddıklık bütün aydınlık ve karanlık, nurani ve ateş kaynaklı, doğal unsuri bedenleri kuşatır. Bunu ise Allah adamlarının büyükleri fark edebilir. Onlar sıddıklığın bütün varlıklara nüfuz edişini bilen kimselerdir. Bu beden sahipleri bedenlerinden soyut olarak nefislerine baktıklarında sıddıklık mertebesinden çıkıp müşahede ehli haline gelirler. Böylelikle sanki görür gibi iken görür hale gelirler. Sanki görür gibi iken görür hale gelirler. Öyleyse hak el-mümin olması yönünden sıddıklık mertebesinin sahibidir. Bu mertebede hak mümin kullarını Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti ayetiyle doğrular. Hak onları şirk diye isimlendirilen heykellerde ondan başkasına tapmamaları hususunda doğrulamıştır. Allah şöyle der. De ki onları isimlendirin. Başka bir ayette ise onlar sizin verdiğiniz isimlerdir denilir. Herhangi bir tür tereddüt olmaksızın kullar bütün haberlerde hakkı tasdik eder. Öyleyse sıddıklığın her iki tarafta da bir hükmü vardır. Uluhiyet ve beşerilik hükmü. Çünkü düşünen bir grup için ayet vardır denilmiştir. Burada bilen kavim için ayet vardır denilmemiştir. Bilenler, akledenler anlamında kullanılırsa durum değişir. Öyleyse sıddıklığın ilahi isimlerdeki dayanağı el mümin ismi iken yaratılmışlardaki etkisi imandır. Aynı şekilde onların isimleri de sıddık müminlerdir. Onlar doğrulukları nedeniyle nur sahibidir. Çünkü nur olmasaydı haber verenin doğruluğunu ve bu heykelin perdesinin ardından haberin doğruluğunu göremezlerdi. Ne mutlu onlara, ne mutlu. Vardıkları yer ne güzeldir. Ubudiyet kaç kısım üzerindedir? Cevap. 86. soru oluyor. Ubudiyet yani kulluk, kendilerini sayan kişinin cennete gireceği ilahi isimlerin sayısınca 99 paya sahiptir. Her ilahi ismin kendisine özgü bir kulluğu vardır ve yaratıklardan o isme ibadet eden bu kulluğa göre ibadet eder. Bu nedenle bu ilahi isimleri veliliği sabit olan veli bilebilir. Çünkü Hazreti Peygamber'in onları belirlediği sabit değildir. Bazı insanlar bu isimleri sayarken onların hakkında naz olan isimler olduklarını bilemez. Nitekim biri veli olur ve veli olduğunu bilemez. Tabi Allah'ın bazı veli kulları vardır ki veli olduğunu bilmez. Haberi yoktur. Allah adamlarından bir kısmı her ismin bu kuldan talep ettiği kulluk nedeniyle onları bilebilir. Arif veli bulunduğu vakitte kendisine hakim isme göre onun adına kulluğu belirler. Bu ilahi isimleri sayan kimse manevi duyusal cennete girer. Bu ilahi isimleri sayan kimse manevi duyusal cennete girer.
manevi cennete girmesinin nedeni bu isimlerin talep ettiği kendilerine layık kulluğu bilmektir. Duyusal cennete girmesinin nedeni ise isimlerin talep ettiği ve kullardan istenilen amellerdir. Öyleyse bunların ayrışması gerekir. Allah'ın kendisinden talep ettiği şeyi bilmeyen bir adam kulluk paylarını nasıl bilebilir ki? Bu bakış açısıyla kulluğun bir takım kısımları vardır ki sayıları zikrettiğimiz kadardır. Bu kulluk ile amel edenler iki adamdır. Birincisi, daha önce aklıyla hareket ederek amel ettiği bu kullukla bu kez hakkın şeriatı olması yönünden amel eder. İkinci kişi ise aklı yönünden onunla amel eder. Aklı yönünden bu kullukla amel eden kişi şeriatı olması bakımından onunla amel etmeyebilir. Aklı yönünden kullukla amel eden kimse bunları aydınlık bedenlere veya maddelerden soyut akıllara nispet eder ki bu zorunludur. Şeriat yönüyle bunlarla amel eden kimse ise onları Allah'a nispet eder. Öte yandan eserleri ve yaratık ile onlar arasında vasıtalar konulduğu için nurani heykellere ve maddelerden soyut akıllara nispet eder. Sıradan insanlar onları özellikle Allah'a veya alışılagelmiş bilhassa da duyulur yakın sebeplere nispet eder. Bundan başka bir şey bilmezler. Allah'a yakın hiçbir kuldan Rabbi karşısında mutlak kulluk ayağında durduğu hakkında ne bir ifade duydum ne gördüm. Allah'a yakın hiçbir kuldan Rabbi karşısında mutlak kulluk ayağında durduğu hakkında ne bir ifade duydum ne de gördüm. Meleği âlâ orada bozgunculuk edecek birini mi yaratacaksın der. Yaratıklardan seçkinler ise şöyle der. Ayette geçtiği gibi. Rabbimiz nefislerimize zulmettik. Yine başka ayette. Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiçbir hareketli bırakma. Onlar şöyle der. Bu topluluğu yok edersen bugünden sonra yeryüzünde sana ibadet eden kalmaz. Bütün bunlar gayretin ve aceleci yaratılmış insana acelenin baskın gelmesinden kaynaklanır. Acele, hükmünü bulunan vakitte ortaya çıkartan doğal bir harekettir. Bu hükmün sahibine eşlik etmesi ölçüsünde ise kişi kulluktan perdelenir. İşte bu hüküm eşlik ederse kişiye bu acelecilik, orada kişi kulluğundan perdelenmiş olur. Herhangi bir makama zarar veren ve makamın dışladığı bir şey söz konusu olduğunda makam sahibi o esnada müstahak olduğu kemalle nitelenmemiştir. Kamillerden olsa bile durum böyledir. Kulluk nuru Rablık nuruyla birdir. Çünkü kulluk nuru onun eseridir. Bir şey kulluğa zarar verdiği ölçüde Rablığa yani Rablık nuruna da zarar verir. Böyle bir zarar doğal mutluluğa zarar vermez ve etki etmez. Ancak ilmi mutluluğa etkiler. Bu konuda derecelerin en geneli iki derecedir. Birincisi insanın kendisinde yaratıldığı acele, diğeri insanın tabiatında bulunan gaflettir. Acele ve gaflet. Meleği âlâ'nın doğada bir parçası ve nurani heykeli yönünden katkısı olmasaydı, Hak onları didişme özelliğiyle nitelemezdi. Ayette geçtiği gibi onlar didiştiklerinde Meleği Âlâ hakkında bilgim yoktur. Meleği Âlâ kendisinde ortaya çıktığı doğal mazhar yönünden didişir. Bu durum Cebrail'in sahabeden dıhye şeklinde gözükmesine benzer. Sahabeden dıhye ismindeki sahabenin suretinde gözükürdü Resulullah Efendimiz'e geldiğinde bazen Cebrail Aleyhisselam. Onların maddi nurani heykellerde görünmesi de böyledir. Duyuların algıladığı şeyler bu nurlardır. Çünkü duyular onları sadece unsur kaynaklı doğal maddelerde algılayabilir. Meleği âlâ bu heykellerden soyutlandığında ise ne tartışma ne niza kalır. İki dediğin her keresinde tartışma meydana gelir. İki dediğin her keresinde tartışma meydana gelir.
Ayette şöyle geçer. O ikisinde ilahlar bulunsaydı fesat çıkardı. O halde her yönden birlik, eksiklik ve artış kabul etmeyen kemaldir. Her yönden birlik, eksiklik ve artışı kabul etmeyen kemaldir. Birlikle birlenen yönünden değil, birlik yönünden bak. Birlik, birlenenin aynı ise birlik birlenendir. Birlik, birlenenin aynı değil ise o da bir terkiptir. Bu anlamıyla birlik bizim amaçladığımız olmadığı gibi Allah adamları da onun peşinde değildir. Bu nedenle ilahi isimlerin hükümleri isim olmak yönünden değişir. El-Muntakim ve Eş-Şedidül-İkab isimleri nerede? El-Gafur ve Er-Rahim isimleri nerede? El-Muntakim, intikam alan. El-Şedidül-İkab, cezalandırması şiddetli olan. Bu isimler nerede? El-Gafur ve Er-Rahim isimleri nerede? El-Muntakim, intikam alınan kimseden intikam almayı gerektirirken, Er-Rahim, intikam almamayı gerektirir. Herkes bir şeye kendi hakikatinin hükmüne göre bakar. Bu durumda ise otoritesinin ortaya çıkması için didişme kaçınılmazdır. Çünkü bir şeyin otoritesinin ortaya çıkması için, bakın bu isimlerin de bile birbirine zıt anlamlar ihtiva eden isimler var. Burada bir didişme kaçınılmazdır. İlahi isimlere bakan kimse, ilahi tartışmanın ve didişmenin bulunduğunu söyler. Bu nedenle Allah peygamberine onlarla en güzel şekilde mücadele et diyerek ilahi isimlerin gerektirdiği tartışmayı peygamberine emretmiştir ki o da en güzeldir. İhsan hakkında şöyle der. Kendisini görürcesine Allah'a ibadet etmek. İnsan ihsana göre mücadele ederse Rabbini görür gibi mücadele eder. Rabbini ise ancak ilahi isimlerin talep ettiği tezat yönünden mücadeleci görebilir. Bunu bilmelisin. Bu makamı yani sırf kulluk elde etmekten beni alıkoyan şey gaflettir. Benim ile onun arasında gaflet perdesi vardır. Bu ise kalkmayacak bir perdedir. Acele perdesine gelirsek, onun benden kalktığını umarım. Gaflet perdesi terkibin varlığı nedeniyle sürekli kalkamaz. Yani biz unsurlardan yaratıldığımız için bir terkip deniz, toprak, hava, ateş, su bir tabiata sahibiz. Dolayısıyla bu gafletimiz yani insanoğlu olarak gafletimiz terkibimizden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu gafletin daimi olarak sürekli kalkması mümkün değildir. Her ne kadar o bilinç ve şuura zaman zaman insan ulaşsa da bu gafleti kaldırsa da gaflet perdesini ama bir sonraki hal içerisinde bu gaflet tekrar insanı bürür. Çünkü bir terkipten oluşmuşuz. Yani bu ruhumuz bu bedenimizde bulunduğu sürece bu bedenimizde bir terkipten oluştuğu için bu gaflet hali üzerimizde olacaktır. Her daim gafletten çıkmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu anlıyoruz buradan. Gaflet perdesi terkibin varlığı nedeniyle sürekli kalkamaz. Çünkü o ya manalarda ya cisimlerdedir. Bu perde kalksaydı bu şahıs hakkında Rabliğin sırrı ortadan kalkardı. Bakın burada çok sırlı şeyleri işaret etmekte. Eğer ki diyor bu perde kalksaydı bu şahıs hakkında Rabliğin sırrı ortadan kalkardı. Bu ise Sehil bin Abdullah et-Tüsteri'nin Rablığın bir sırrı vardır ki ortaya çıksaydı Rablık batıl olurdu derken kastettiği şeydir. Kendisine göre bunun kalkması ise mümkündür. Fakat zatın bunu gerektirip gerektirmediğini ve varlıkta zuhur edip etmediğini bilemiyorum. Şu var ki bunun gerçekleşmediğini biliyorum. Yine de bunun imkansızlığını bilsem bile gerçekleşmesinden ümitsizlik hakkında kesin bir kanaat taşımam. Samimi olan kişinin elinden
geldiğince bu makama yaklaşması gerekir. İmkan ölçüsünde ilahi mertebeye benzemeye çalışmak ise isimlerle ahlaklanmak demektir ve arzulanan kemal budur işte. İsimlerle ahlaklanmak. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak. Gerçekleşmede vaka değil, sülük babından doğrusu budur. Vakada ise benzeşme yoktur. Bilakis o mazhar Hakk'ın ta kendisidir. Bir şey kendisine benzemez. Mazharların en üstünü cem, yani birlik mazharıdır ki bir yönüyle tefrikin, yani ayrımın ta kendisidir. 87. soru. Hak birleyenlerde neyi gerektirir? Cevap. Hak birleyenlerde çatışmanın olmayışını gerektirir. Şöyle ki, Allah Ez-Zahir ve El-Batın diye isimlendirilince tartışma olumsuzlanmıştır. Çünkü Ez-Zahir ve El-Batın ile Ez-Zahir El-Batın ile çatışmayacağı gibi El-Batın da Ez-Zahir ile çatışmaz. Biri zahir, biri batın. Çatışma iki zahir veya iki batının bulunmasıdır. Hak mazharlar yönünden Ez-Zahir iken hüviyet yönünden El-Batın'dır. Mazharlar yönünden Ez-Zahir, aşikar, ortada, görünen. Ama hüviyeti yönünden El-Batın'dır. Mazharlar dış varlıkları yönünden çok iken kendilerinde zuhur eden yönünden çok değillerdir. Öyleyse mutlak birlik, yani ehadiyet, onların zuhuru yönünden, çokluk dış varlıkları yönünden meydana gelir. Hak tevhid niteliğine nitelenen birleyenlerde hüviyeti yönünden hakkı birlemelerini gerektirir. Mazharlar çoğalmış olsa bile zuhur eden zahir çoğalmaz. Onlar bir şeyi gördüklerinde söz konusu şey görülen, gören ve görüştür. Talep ettikleri şey ise talep, talep eden, talep edilen ve taleptir. Duydukları her şey duyan, duyulan ve duymadır. Ne bir tartışma ne didişme vardır. Çünkü niza onu zıtlığa taşır. Zıtlık ise benzer ve birbirine iten şeydir. O halde burada benzerin ta kendisidir. Çünkü iki zıt muhaliften farklı olarak iki misil olmayan şey olabilir. Muhalif olan ise böyle değildir. Çünkü ondan karşı koyma ve didişme meydana gelmez. Bu nedenle hak kendisi için misaller verilmesini olumsuzlamıştır. Misaller kendisine gereken hakikate aykırı bir takım zıtlardır. Teşbihi olumsuzlarken kendisiyle isimlendiği şey ise onunla çelişmez. Allah şöyle buyurur. Onun benzeri bir şey yoktur. O işiten ve görendir. Allah renk, tat, koku taşıyan bir elma yaratır. Bölünmeyen cevherde ise çatışma yoktur ve iki rengin ya da iki tadın ya da iki kokunun bölünmeyen bir parçada bulunması imkansızdır. Öyleyse iki ilah olamaz. Çünkü o ikisi benzerdir. Bütün isimlerin varlığı tek hakikate ait olabilir. Çünkü onlar birbirine zıttır ve zıtlık bir araya gelmeyi kabul edicidir. Benzerler ise böyle değildir. Bir araya gelmek imkansız ise bunun nedeni zıtlıktır. Yoksa farklılık, yani hilaf değildir. Çünkü bir araya gelmek farklılık ile çelişmez. O halde her bir araya geliş farklılığı gerektirirken her farklılık bir araya gelmeyi gerektirmez. Hak birleyenlerden didişmenin olmayışını gerektirir. Bunun nedeni Rabbin Rab, kulun kul kalmasını sağlamaktır. Rab kulluğunda kulla çatışmazken kul da Rablığında Rab ile çatışmaz. Bununla beraber Rab ve kul vardır. Öyleyse birleyen ilahi isimlerle ahlaklanmaz. Şöyle diyebilirsin. Birleyenin haktan gelen yaratılmışların nitelikleriyle nitelenmesiyle ilgili ifadeleri kabul etmemelidir. Örnek olarak beraberlik, iniş, istiva etmek ve gülmek gibi kulların niteliklerini verebiliriz. Bunlarda bir çatışma olmadığını söyledin.
Burada ise kulluk ile çatışan Rab'lık vardır. Şöyle deriz. İş senin zannettiğin gibi değil. Zikrettiklerin de kulluk niteliklerinden değildir. Bunlar hüviyeti bakımından değil, mazharda zuhuru yönünden Rab'lık nitelikleridir. Kul aslı üzerinde kul iken Rab'lık da aslı üzerinde Rab ve hüviyet aslı üzerinde hüviyettir. Şöyle diyebilirsin. Rab'lık hüviyetin kendisi değildir. Şöyle deriz. Rab'lık hüviyetin bir şeye nispetidir. Hüviyet ise özü gereği bir nispeti gerektirmez. Ayağının yani ayağını sabitenin sübutu hüviyetten nispetleri talep eder. Rububiyet diye ifade edilen şey budur. O halde hak birleyenlerin çatışmanın ortadan kalkması için her şeyi birlemelerini istemiştir. Böylelikle çatışma kalkar ve alemin sürekliliği mümkün olur. Bu durumda ebedin anlamı ile ezelin anlamı ortaya çıkar ki la yezel sözünün anlamı budur. Ana benzeyen çizgideki varsayımsal nokta olmasaydı ezel ve ebed ayırt edilemeyeceği gibi geçmiş ve gelecek de zamandan şimdinin yok olmasıyla ayırt edilemezdi. Nokta Rab'lıktır. Rab'lık hüviyet ile ayağını sabiteyi ayırt etmiştir. Bunlar mazharlar denilen şeylerdir. Nokta sensin. Böylelikle o hüve ve ben ene sen ile ayrılmıştır. Bunu öğrendiğinde ise birleyensindir. O halde bir şeyi senden talep ettiğinde talep ettiği şeyi hakka vermelisin. Biri sana şöyle diyebilir. Diğer mertebede Allah'tan başkasının olmadığı sana açıklanmış değil miydi? Buna dayandırılan hususlar da ortaya konmuştu. Buradan neden bu tartışmayı dile getirdin? Şöyle deriz. Çünkü sen kendini birleyenler olmamız yönünden bir şeyi bizde gerektiren diye isimlendirdin. Sen ise bizim sana verdiğimiz şeyi gerektirmezsin. Biz sana bir şey vermedik. Sadece bu vermeyi biz de geciktirene bir özellik verdik. Bizi bizim dilimizden başka bir dille konuşturma. Çünkü söyleyen sensin. Her peygamberi kavminin diliyle gönderdik diye geçer ayette. Bu bölümde gerektirenin bizce görülmesine ve bize görmediğimiz bir ismin hitap etmesine şaşılır. Bu bir sınama ve deneme hitabıdır. Seksen sekizinci soru. Gerektiren haktaki hak nedir? Cevap. Hak, ayağını sabite ve mutlak olmaları yönünden kullarından hak ettiği şeyi gerektirdiği için hak diye isimlendirildi. Hak ancak hak ile istenilebilir. Bu ise aynı sabiteden sonra gerçekleşen bilgidir. Bu, gerektirmeye konu olan şeye kendisinden istenildiğinde vereceği şeyi zorunlu yapandır. Allah, Rabbiniz rahmeti kendisine yazdı buyurur. Başka bir ifadeyle onu zorunlu kıldı buyurur. Böylelikle rahmet Allah üzerinde bir hak oldu. Allah şöyle buyurur. Müminlere yardım üzerimizde bir haktır. O haktır, başka bir şey değil. O hak eden ve hak yapandır. O zorunlu kılması yönünden zatı yönünden değil, hakların kendisine vacip olduğu kimsedir. Ayağını sabite mazhar olmayı hak etmeseydi, hak onlarda zuhur etmez ve bu konudaki zararlar nedeniyle hakim diye isimlendirilmezdi. Hüviyet, amacı Rab'liğin otoritesinin ortaya çıkması olan dış mazharlardaki zuhuru hak etmeseydi, ayağında zuhur etmezdi. Bir şey, kendisi nedeniyle ve kendinde zuhur eder. Öyleyse kendisi için kendisinde zuhur edeceği bir hakikat olmalıdır. Böylelikle kendisini mazharda görür ve görülen ve gören diye isimlendirilir. Çünkü ayan hak etmez. Bu nedenle Allah Rabbiniz kendisine rahmeti yazdı buyurur. Halbuki ayan rahmeti hak etti demedi. Öyleyse ayan, yani ayandan kasıt burada hakikattir. Öyleyse ayan, ayanı sabite, sabit hakikat, özel mazharlar olduktan sonra hak edilebilir. Burada bir şiiri var, onu da okuyalım. Hakka de ki, hak kendinden başkası değil, o hakikatte haktır. Gözümle gözümden başkasına bakmıyorum. Hakkın kendisi ise yaratılmışların aynıdır.
Hakk'ın hüviyeti Hak iken adı da Hak'tır. O kendisiyle yaratılmış olandır. El Hak, El Mahluk Bihi. Bir şeyin yaratılması onun hakkıdır. O her şeye yaratılışını vermiştir. Gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri Hak ile yarattık. Hak ile indirdik. Hak ile indi. Seni Hak ile müjdeci ve korkutucu gönderdik. De ki Hak Rabbinizdendir. Hak, hakları talep etmektir. Hak ile haklar talep edilir. Hak'tan dışında delaletten başkası ne vardır ki? Nasıl da yüz çevirirsiniz? Gibi burada örnekler vermiş. Hak varlık iken delalet ise nispette şaşırmadır. Hak indirendir. Hak indirmedir. Hak indirilendir. Hak Rabbimiz olması yönünden Allah'tandır. Hak'tan çevrilen kimse nereye gidecektir? Nereye gidiyorsunuz? O alemler için bir öğüttür. Kastedilenler alamet ve delil sahipleridir. Bu soruda kendisinden sorulan hak, birleyenlerden zikretmiş olduğumuz şeyi gerektiren haktır. Varlığının kendisi nedeniyle zorunluluğu için hak diye isimlendirildi. O halde onun bu gerektirişi kendinden kaynaklanır. Çünkü o bunu zahirden bir mazharda gerektirmiştir. Hüviyeti ise Rablığın mertebesinin kendisiyle gerçekleştiği mazharda zuhur edendir. O halde gerektirme ancak ondandır. Gereken de hakkın aynıdır. Verirse alan o iken, alırsa veren yine odur. Onu bilen hakkı bilmiştir. 89. soru. Onun başlangıcı nedir? Cevap. Burada o zamiri hakka döner. Onun başlangıcı hakkın kendisiyle isimlendirildiği el evveldir. Allah Teala şöyle buyurur. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Her şeyi bilendir o. Allah bizim için kendisini el evvel diye isimlendirdi. Onun başlangıcı hakkın ilk olmasıdır ve bu bir nispettir. Çünkü mevcutların varlıktaki dayanağı haktır. Öyleyse ilk oluşun hakka nispeti gerekir. O halde onun başlangıcı kendisi nedeniyle ilk olmak nispetidir. Bu nispet ise mazharlarda ortaya çıkabilir. Hak ilk akılda zuhur eder. İlk akılda. İlk akıl Allah'ın yarattığı ilk şey olan yüce kalemdir. Bakın burada ilk yaratılan şey hakikati Muhammedi'nin değişik vecihlerden, değişik yönlerden bakıldığında ismi farklı isimlerle anılmakta. Ama anlatılan şey tek hakikat, aynı hakikat. Hakikati Muhammedi, nuru Muhammedi, ilk akıl, kalem, levh-i mahfuz denilen şey aslında ilk yaratılışta var olan şeyin hakikatidir. Farklı cihetlerden konuyu farklı açıdan anlatmak amacıyla bu isimlerle anılmıştır. Bunu da belirtelim, devam edelim. İlk akıl Allah'ın yarattığı ilk şey olan yüce kalemdir. Dolayısıyla hak bu mazhar yönünden ilktir. Çünkü o kendisinden var olan ilk şeydir. Ezeli zat ilk olmayla nitelenmez. Ezeli zat olan Allah zatı itibariyle ilk olmayla nitelenmez. İlk dersen bir başlangıç noktası oluşur o zaman. Oysa ki Allah evveldir. Yani bir başlangıç yoktur. Allah münezzehtir böyle denilmekten. Evet, devam ediyoruz. Ezeli zat ilk olmayla nitelenmez. Onunla Allah nitelenebilir. Allah şöyle buyurur. Allah'ı tesbih eder. Bu durumda o tesbih edilendir. Yine ayette göklerdeki ve yerdeki her şey. Kastedilen hakikatleri yönünden eşyadır. Devamında ayetin o azizdir. Başka bir ifadeyle hüviyeti sakınılmış olandır. Devam eder ayet hakimdir. Burada ise tesbih edilmeye uygundur. Yine ayette onun için. Zamir Allah'a döner ve Allah için demektir. Ayet devamında göklerin ve yerin mülkü. Bunun için o ikisinin ehli hakkı tesbih eder. Çünkü onlar göklerin ve yerin kabzasında sınırlı ve ezilmiş kimselerdir. Ayette devam ediyor. Diriltir ve öldürür.
hakikati diriltir ve niteliği öldürür. Öyleyse hayat bulması yönünden ayağını sabite süreklilik sahibiyken nitelikler peşi sıra gelir. Bu hakikatten zail olmasıyla bir nitelik ölür, diğer nitelik yerini alır. O Allah her şeye kadirdir. Yani ayağını sabitenin şeyliğine güç yetirendir. Allah şöyle der, onlar ilahi iktidarın altındadır. O evveldir. Burada zamir Allah için anlamında Allah'a döner. Evvel ise müpteda olan zamirin haberidir ve Allah için nitelik yerindedir. Allah diye isimlendirilen mertebe yönünden isimlendirilmiştir. Zuhur eden ilk mazhar ise ilahi kalem, o da ilk akıldır. Aynı sabite ise Hakk'ın kendisinde zuhuruyla mazhar olmuştur ki o da evveldir. Burada söz mazhardaki zuhurla ilgilidir çünkü o mazhar vasıtasıyla ayrışır. Öyleyse el evvel Allah'tır. İlk akıl ise onun üzerinde perde ve niteliklerin ard arda gelişini gizler. Mazhar olmaları yönünden bütün ayağını sabitenin uluhiyete nispetleri bir olduğu için Allah el ahir diye isimlendirildi. Hak, bu şahısların sonluğu değil, cinslerin sonluğu anlamında el-ahirdir. O, cinslerin ve şahısların başlangıcı bakımından da el-evveldir. Çünkü Allah tek varlık var etmiştir ki o da nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, ilk akıl ya da kalemdir. Var edilen tek varlık. Mazharları yönünden alemin bir zahiri ve bir batını olduğu için Allah kendisinden zuhur eden nispet nedeniyle zahir, kendisinden batın kalan nispet nedeniyle batın diye isimlendirildi. O her şeyi bilendir. Kastedilen şudur. Ayağının şeyliği, cinsleri, türleri ve şahısları yönünden varlığın şeyliğidir. Kuşkusuz varlığın başlangıcının ilk akıl olduğu ortaya çıkmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. İlk akıl Allah'ın kendisiyle gökleri ve yeri yarattığı haktır. Bu ifadenin anlamı 28. soruda adıl bahsinde geçmişti. Doksanıncı soru. Yaratılmışlarda neyi yaptı? Cevap. Yaratılmışlarda sözüyle halk, yani sözüyle takdire konu olmaları yönüyle yaratılmışları kastetmişse bunun cevabı var etmedir ve bu ise fiilin halidir. Yaratılmışlarda derken mevcut olmaları durumunu kastetmişse sorunun cevabı fena, yani yokluk ve silinme halidir. Allah insana şöyle der. İnsan onu önceden yarattığımızı bilmez mi? Yani takdir ettiğimizi bilmez mi? O bir şey değil iken. Burada insanın aslına dikkat çekmiştir. Allah varlık şeyliğiyle onu nitelendirmiştir ki bu onda zuhur edenin varlığıdır. Allah sadece insana hitap etti. Çünkü insan alemin kendisinden dolayı var olduğu ve dikkate alınan kimsedir. Yoksa her mümkün aynı konumdadır. İnsanın yaratılışının gereği budur. İnsan ilahi surete göre yaratılmıştır ve alemin hakikatlerinin toplamıdır. Bu nedenle Hak kendisine hitap ederken tüm aleme ve isimlerine hitap etmiş olur. Burada söylenmesi gereken diğer bir yön daha vardır ki o hitapta ikincil derecede amaçlanır. Bütün yaratıklar arasında insandan başka hiçbiri ilahlık iddiasında bulunmamıştır. Evet, bütün yaratıklarda insandan başka hiçbiri ilahlık iddiasında bulunmamıştır. Şirke düşen bu ilahlık iddiasında bulunan ancak yaratılmışlar arasında insan. Tüm yaratıklar böyle bir iddiada bulunmamış, Allah'ı bilmekte ve kabul etmekte. Yaratıkların en asisi iblistir. Onun isyanının son noktası ise ateşten yaratıldığı için kendisini Adem'den üstün görmekti. Bakın, ilahlık iddiasında bulunmuyor iblis, şeytan. Sadece kendini Adem'den üstün görmüştü. Çünkü ben ateşten yaratıldım, o ise topraktan yaratıldı demişti. Unsura bakmıştı. İnsandaki hakikate göremedi. Bütün isimleri cem ettiğini, topladığını insanın göremedi. Bu tarafı idrak edemedi iblis. Evet, onun isyanının son noktası ise ateşten yaratıldığı için kendisini Adem'den üstün görmekti. Çünkü iblis
ateşin en üstün unsur olduğuna inanıyordu. Toprak, hava, ateş, su unsurlarında ateşin en üstün unsur olduğuna inanıyordu. Günahının son noktası ise Adem'e secde emri almış olması, buna karşın iblisin zikrettiğimiz nedenle Adem'e secdeye karşı büyüklenmesi ve direnç göstermesiydi. İşte günahının en üst noktası da budur. Secde emrine uymaması. Böylelikle Allah'ın emrine asi olmuş, Allah da onu kafir diye isimlendirmişti. Çünkü iblis bilgisizlik ve günahı birleştirmişti. Bilgisizlik ve günahı birleştirmişti. Bilgisizlik yönü nedir? Hazreti Adem'in hakikatini göremedi. Adem'in hakikatini göremedi. Bilgisiz, ateş olmasa bile kendisini en üstün olarak gördü unsurlar içerisinde. Bu bilgisizlik yönü. Günahını birleştirdi. Günahı neydi? Allah'ın bu emrine asi geldi. Secde et emrine. İnsan ise en üst Rab olduğunu iddia eder. İnsan en üst Rab olduğunu iddia eder. Bu nedenle insan düşünmez mi ayetindeki hitap insana yönelmiştir. İnsan düşünmez mi diye geçer ayette. Buradaki hitap insana yönelmiştir. Bu nedenle Hakk'ın yaratılmışlardaki eyleminin fena olduğunu söyledik. Başka bir ifadeyle Hak insanı bu niteliği düşünmeye yönlendirmiştir. Yani yokluğuna, hakikatini bilmeye. Her bir yaratılmışa özgü ilahi fiil ise her bir yaratılmışa ilahi hikmetin gereğinden hak ettiği şeyin verilmesidir. Her bir yaratılmışa ilahi hikmetin gerektirdiğinden hak ettiği kadarını vermektedir. Hak. Hak ismiyle Allah-u Teala. Bu durum her şeye yaratılışını verdi ve hidayet etti ayetinde dile getirilir. Başka bir ifadeyle Allah her şeye yaratılışını verdiğini açıklamıştır. Herhangi bir şey bana şunu eksik verdi diyemeyecektir. Çünkü kendi vehmince eksik olan o şey kendisini bilmeyişi ve her şeye yaratılışını verdi ayetini kendisine ulaşmışsa iman etmeyişi nedeniyle ona ilişen geçici bir durumdur. Böyle bir iddiada bulunan bilgisizlikten, cahillikten bu iddiada bulunur diyor. Yani bana şunu vermedi, şunu eksik verdi diye bir iddia edecek olursa bir varlık, bu onun bilgisizliğidir, cahilliğidir. Çünkü Allah ayette buyurduğu gibi her şeye yaratılışını verdi. Biz yaratılışımızda her şeye yaratılışımızın gereğine göre verilmesi gereken neyse verildi. Eksiklik yok burada. Çünkü yaratılmış kendisi nedeniyle değil başkasından dolayı yaratıldığı için kemalini ve onu eksiltecek şeyi bilemez. Yaratan ise onu kendisi için değil onun için yarattığı ve ona uygun olabilecek şeyi verdi. Kul ise Rabbi için değil kendisi için ister. Bu nedenle şunu istiyorum ve şu bende eksik kaldı der. Rabbi için yaratıldığını bilseydi Allah'ın yaratıklarını Rabbine uygun en yetkin surette yarattığını bilirdi. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Evet, bu hakikati iyi idrak edin diyor. Yani her şeye Allah yaratılışını verdiğini ayette beyan etmekte. Dolayısıyla yaratılışımızı tas tamam her şeyi ne icap ediyorsa onu vermiş oldu. Şunu vermedi demek bilgisizliktir, cahilliktir. Bu mesele büyükleri bilse bile arkadaşlarımızın gafil kaldığı bir husustur bu mesele, bu hakikat. Bu marifette başlangıç, sona ulaşan ve ortadaki kimselerin gerek duyduğu bir konudur. Evet, bu konu marifette başlangıç, sona ulaşan ve ortadaki kimselerin gerek duyduğu bir konudur. Çünkü bu konu Hakk'ın kullarından talep ettiği edebin esasıdır. Bunu ise ancak Rabbimiz her şeyi rahmet ve ilminle kuşattın diyenler bilebilir. Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diyenler ise Hakk'ın yaratıklarını yaratmadaki amacını anlayamamıştır. Melekler böyle demişti ya, itiraz etmişti.
Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Diyenler ise Hakk'ın yarattıklarını, yaratmadaki amacını anlayamamıştır. İş gerçekleştiği gibi olmasaydı, ilahi mertebeden hükümleri ortaya çıkmayan pek çok hüküm işlevsiz kalırdı. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen, tövbe eden ve Allah'ın kendilerini bağışladığı bir topluluk getirirdi. Böylelikle Hazreti Peygamber, alemde gerçekleşen her şeyin ilahi bir ismin hükmünü ortaya çıkarttığına dikkat çekmiştir. Bu durumda bu alemden daha güzeli ve mükemmeli imkan dahilinde değildir. Yani bu mevcut durumdan daha güzeli ve mükemmeli olma ihtimali, imkan dahili yok. Çünkü en mükemmel şekilde Allah-u Teala yarattı. Bu alemde her ne varsa yaratılan her şey en mükemmel şekilde yaratıldı. Yaratılışını her şeyin verdi. İmkanda ancak bunun sonsuza varan misalleri kalabilir. Bunu bilmelisin. İşte Hakk'ın yaratıklarındaki fiili budur. Sorunun genel cevabına gelirsek, bu cevap şudur: Hakk'ın yaratılmışlardaki fiili, yaratılmışların bütün hallerinde üzerinde bulundukları durumdur. Evet, işte burada Hazreti Peygamber buyurduğu gibi, siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen, tövbe eden ve Allah'ın kendilerini bağışladığı bir topluluk getirirdi. Burada hiç günah işlemememiz beklenmiyor bizden. İnsan olmamız hasebiyle zaten yaratılışımızın gereği, unsurlardan olmamız nedeniyle o günaha meylimiz var, temayülümüz var. O günaha gireriz, düşeriz. Allah burada kulun günah işlemesi neticesi, gafletinden dolayı, bilgisizliğinden dolayı, cahilliğinden dolayı günaha düşmesi neticesi derhal kulluğunu hatırlayıp Allah-u Teala'ya tövbe etmesini, niyazda bulunmasını, affu mağfiret dilemesini ve Allah'ın emrettiği istikamete girmesini istiyor kulundan. Burada yaratılışımızın hakikatinde günaha meyil varken, yaratılışımızın gayesinde Allah'ın emirlerine uymak ve emirleri cihetinden hayat sürmek mevzusu var. Burayı iyi idrak etmemiz lazım. Ama yaratılışımızın unsurlardan yaratılmamış olmamız nedeniyle, yaratılmış olmamız nedeniyle hakikatinde günaha meyil var. 91. soru: Hak niçin vekil edinir? Cevap: Allah emirlerini yürütmek ve kelimelerini uygulamak amacıyla vekil edinir. Bu ise kendilerini adet edinenin adet edindiği ilahi şeriatlara özgüdür. Allah şöyle buyurur: kendilerine yazmadığımız halde bir ruhbanlık çıkardılar. Ayette kendilerine yazmadığımız halde bir ruhbanlık çıkardılar. Allah ruhbanlığa riayet etmediklerinde onları kınamış ve şöyle buyurmuştur: ona hakkıyla riayet etmediler. Hazreti Peygamber ise şöyle buyurur: kim iyi bir adet çıkartırsa onun ecri ile onu yapanların ecri kendisine aittir. İyilik özü gereği sevabı talep eder. Şeriat ise bu sevabı belirlemeyi açıklar. Nitekim bir ifadede kim bir iyilik getirirse ona 10 katı verilir denilir. Ayette böyle geçer. Allah Davud'a şöyle demiştir: ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Kastedilen kendisinden öncekilere ya da Ez-Zahir ismiyle Allah'a halifeliktir. Yarattıklarımın arasında kendisiyle görünmen için onu sana giydirdik. Yine ayette insanlar arasında hak ile hüküm ver ve hevaya uyma. Böylelikle dinini uygulamak üzere Hakk'ın hakkı vekil edindiğini bize öğretti. Allah halifelerine şöyle der: bu vekilin emrinin gereğine göre hüküm veriniz ve arzuya uymayınız. Söz konusu olan meşru ilahi kelimelerin uygulanması amacıyla vekil edinilmiş Hakk'ın hükmüyle çelişen nefislerin iradesidir. Her muhatap bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Böylelikle adalet halifelerinin yardımıyla yaratıklarında hükümlerini uygulamakla görevlendirdiği bu Hakk'ın niteliğidir. Mürşid Allah'tır. Yani irşad eden, öğreten, doğruyu gösteren Allah'tır. Evet,
Bu hafta da konumuzu burada tamamlayalım. İnşallah bir dahaki haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfirli ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasrul haqqı bil haqqı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.